Merhaba arkadaşlar. Yine Ali'cimin Şişli'deki ofisindeyiz. Bugün başka bir vesileyle geldik. Urfa'da bir eczacı arkadaş yıllardır bizi seviyor, takip ediyor. İstanbul'a yolu düşmüş. Tanışmak için gelmişti, tanıştık. Bu sohbet faslı kapanırken de boş gitmeyelim. Küçücük de olsa bir kublecik bir konuşma yapalım istedik. Ne konuşalım derken bu aralar üzerinde de biraz kafa yorduğum, yazıp çizmeye çalıştığım mucize meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü hala hazırda işte yaşadığımız şu zamanda dahi aklı başında bildiğimiz Müslümanların bile, okumuş yazmış kesiminin bile bir dini hakikatin hakikat olduğuna ilişkin ispatını böyle mucize merakı üzerinden temellendirmek gibi bir huyları var. Böyle bir adetimiz var. Yani bir mucize düşkünlüğü var bizde. Yani olağan olan, mantıklı olan, rasyonel olan, makul olan şeylerle ikna olmak yerine hep harikuladelikler, hep olağanüstü tecelliler, hadiseler olsa da görsek de biz de onun üzerinden bir işte inancımızı vesaireyi, itikadımızı bunun üzerinden perçinlesek gibi bir garip bir anlayış var. Aslında bu anlayış Mekke müşriklerine özgü bir anlayış gibi görünüyor. Eğer Kur'an içinden konuşursak. Çünkü Kureyşli müşriklerin İsra suresinin işte 90. ayetlerine bakarsanız neredeyse yarım sayfa tutarında bir mucize listeleri var. Muhammed, biz senin peygamber olduğuna inanmayacağız. Şu şartla inanırız. Göğe çıkacaksın. Aşağı ineceksin. Öyle boşta gelmeyeceksin, elin boşta gelmeyeceksin. Elinde bir kitapla geleceksin. Melekleri karşımıza dikeceksin. Şu çölün ortasından bir nehir fışkırtacaksın. Vesaire vesaire. Bu tür şeyleri göster bizim önümüzde, biz de sana inanalım. Kur'an-ı Kerim bu tür taleplere karşı ilginç bir tutum sergiliyor. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَزَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ diyor. Mucize talepleri bu ayette çok sarih, açık şekilde reddediliyor. Dediği şu: tamam, biz mucize de göndermeye kadiriz ama bizi mucize göndermekten alıkoyan bir sebep var. Bu sebep de önceki kavimlerin mucizeleri yalanlamış olmasıdır. Şimdi bu gerekçe, müşriklerle ilgili bu gerekçe, yani mucizeyi reddetme gerekçesi biraz tartışmaya açılabilir. Şöyle açılabilir: Bu mucizeleri yalanlama meselesi bütün kavimler için geçerli olmasa gerektir. Çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Musa'nın yılana ya da ejderhaya dönüşen asasının o sihirbazların düzeneklerini yuttuğu esnada sihirbazların imana geldiklerini biliyoruz. Demek ki her mucize yalanlanmıyormuş. 2. Hazreti İsa'dan, böyle Peygamber Efendimiz'den istendiği gibi bir mucize istendiği yönünde bir bilgi yok Kur'an'da. Ama İsa'ya bir dizi çok şaşırtıcı, dikkat çekici mucizeler verildiği tek tek zikrediliyor. Ne gibi? Çamuru alıyorsunuz, kuş suretine dönüştürüyorsunuz, üflüyorsunuz, Allah'ın izniyle kuş oluyor, canlı oluyor ve uçuyor. Başka ne var? Vitiligo dediğimiz, yani alaca hastalığını anadan doğma iyileştiriyor. Anadan doğma amayı gözünü görür hale getiriyor. Evlerde saklayıp gizlediğiniz ne varsa onları size bildiriyor. Ölüyü diriltiyor. Şimdi bunlar az bu şeyler değil. Peki bunlar İsa gösterdiğinde İsa'nın takipçileri bunları yalanladı diye bir cümle duydunuz mu? O da yok. O zaman yalanlama konusu bütün kavimlere, milletlere teşmil edilebilir bir gerekçe gibi durmuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim burada sanki bu mucize düşkünlerine, mucize meraklılarına o kültürel havzanın kalıpları ve sınırları ve limitleri içerisinde bir epistemolojik aydınlanma yaşatmaya çalışıyor. Yani demek istiyor ki, ya bu tür mucizeleri beklemekten bırakın, bundan vazgeçin. Mucizeyi doğal hayatın akışında, eşyanın tabiatında,
doğanın işleyiş düzeninde, Allah'ın yaratma sanatının bin bir çeşit şaheserinde görmeyi deneyin. Bunu demeye çalışıyor ve daha net bir ifadeyle de ya onlara gönderdiğimiz bir Kur'an nelerine yetmiyor şeklinde de bir ifade zikrediliyor Ankebut suresinde. Şimdi bunları alt alta topladığınız vakit Mekkeli müşriklerin ısrarla peygamberin peygamberliğini kanıtlama gerekçesi olarak öne sürdükleri mucize isteklerini Kur'an-ı Kerim kesin bir dille geri çeviriyor. Ancak bu sefer şöyle bir soru akla geliyor. Peki ya Rabbi, eski zamanlarda o kadar kavme, o kadar peygambere niçin mucize verdin? Şimdi neden vermiyorsun? Bunu İsra suresinde dedik ki öncekiler yalanladı, ondan vermiyoruz. Fakat burada Şia'nın hani imamet teorisini gerekçelendirmek için ortaya attıkları bir garip teori vardır. Beda nazariyesi. Cenab-ı Allah ilkin bir şeye karar vermiş. Fakat sonra da hiç hesapta olmayan bir durum zuhur etmiş. Önceki kararını revize etmiş. Güncellemiş, update etmiş. Bu beda nazariyesi bu şundan çıkıyor. Cafer-i Sadık'ın oğlu, Cafer-i Sadık hayattayken oğlu İsmail için benden sonra imamet ona geçecek demiş. Ama daha Cafer-i Sadık ölmeden oğlu ölmüş. Hani siz Allah'ın izniyle ve tayiniyle imamet belirliyordunuz. Ne oldu? Pardon, Cenab-ı Allah öngörülmeyen bir durumu fark etti, kararını değiştirdi diye bir beda nazariyesi üretiyorlar. Şimdi bu İsra suresindeki ayet, tamam biz mucize göndeririz ama öncekiler yalanladığı için göndermiyoruz demek bir tür beda nazariyesini ihsas ediyor. Yani biz öngöremedik onların yalanlayacaklarını ama gel gör ki yalanladılar, denedik, gerekli istenilen sonucu göremedik, şimdi de vermiyoruz gibi bir gerekçe ortaya çıkıyor. İlginç. Bilmem hiç böyle düşünmüş müydün? Şimdi burada meselenin burasını şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bizim yeni dönemdeki Müslüman araştırmacılar, alimler, önceki peygamberlere bunca mucize verildi. Kur'an-ı Kerim ise peygamberin en büyük mucizesi olarak ona da Kur'an verildi. Bu mucize mahiyetindeki, yani onlara hissi, gözle görülebilir mucize verilirken bizim peygamberimize niçin ilmi bir mucize verildi, edebi bir mucize verildi diye sorduğunuzda şöyle bir gerekçe öne sürülüyor. Diyorlar ki, efendime söyleyeyim, eski milletler, eski kavimler henüz akıl bali olmamış çocuk mesabesindeydiler. Onlar çocuksu taleplerde bulundular. Onları da böyle efendim depremler, mucizevi helak prosedürleri, efendime söyleyeyim kayadan mucizevi deve çıkması, kayadan su fışkırması, denizin yarılması gibi şeylerle mucizelerle ikna yoluna gidildi. Ama Peygamber Efendimiz döneminde insanlık artık aklen rüşt çağına gelmişti. Artık o çocuksu talepleri bıraktılar. Efendim Kur'an gibi bir edebi ilmi mucizeyle ikna olabilirlerdi. Onun için de Cenab-ı Allah bu son defa böyle bir mucize önerdi. Kusura bakmayın ama bu Durkheim'in hani bu üç hal kanunu var ya, yani mitoloji çağı, inanç çağı ve akıl çağı dediğimiz insanlığın yani düşünce evrimine işaret eden bu şey, pardon, pozitif Durkheim demişim. Auguste Comte'un bu üç hal nazariyesine benzer bir teoriyi akla getiriyor. Aslında biz böyle söylerken insanlık düşünce evrimi içerisinde tekamül etti. Eskiden daha iptidaiydi. Şimdi daha akli seviyesi yükseldi. Onun için mucizenin formatı da değişti demeye getiriyorsunuz. Dolayısıyla farkında olmadan pozitivistlerin kucağına kendinizi itiyorsunuz. Bu da bir tarafa, bu da ayrı bir sorun. Fakat burada bir haksızlık yapılıyor gibi. Kureyşli müşrikler adına niye konuşuyorsunuz siz? Adam diyor ki benim aklım rüşt çağına ermemiş. Ben istiyorum aziz dostum diyor. Sen de göster. Sen de diyorsun ki senin aklın reşit oldu, göstermiyorum. Ya adam istiyor göster, madem gösterilebilir bir şeydi bu. Göster.
Onlar adına niye konuşuyorsunuz? Adam istiyorum diyor. Ha kaldı ki burada da böyle bir el yordamıyla geçiştirdiğiniz bir izahatınız var. O da şu, insanlık eskiden iptidaiydi, akli düzeyde. Şimdi gelişti, rüşt çağına erdi. Hayır, yanlış söylüyorsunuz. Kusura bakmayın da Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar bizim rüşt çağına ermiş Müslümanlar için ümmi diyorlar. Yani ehli kitap vahiy kültürü açısından, nübüvvet kültürü açısından fersah fersah Arap müşriklerden ve bizim ümmetten daha ileriydiler. Dolayısıyla onların umur görmüşlükleri, peygamber tanımışlıkları, kutsal kitaplara muttali düzeyleri bizden çok daha ileriydi. Asıl bedevi, asıl iptidai olan, ümmi olan Arap toplumuydu. Asıl onlara gösterilmesi gerekiyordu. Adamların deveyle vahadan, çölden başka gördükleri bir dünya yok. Tam da mucize orada işe yarardı. Şimdi o izah da makul bir izah değil. O da sadece kendimizi kandırma izahı. Soru şu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya, özellikle Hazreti İsa'ya ve biraz Süleyman Aleyhisselam'a izafe edilen bazı hususların bilindik harikulade mucize olarak yorumlanması dikkate alındığında bu kıssalar da anlatılan hususlar acaba gerçekten bir mucizeyi mi anlatıyor? Yoksa Kur'an-ı Kerim o günkü kültürel havuz içerisinde ehli kitabın da bildiği bir menkıbe, bir peygamber menkıbesi üzerinden gerek Müslümanlara gerek ehli kitaba yani Yahudilere ve Hristiyanlara daha esaslı bir ders vermek, bir öğüt vermek, bir ahlaki dini öğretiyi yerleştirmek için o kıssaları o günkü toplumsal muhayyeledeki şekliyle bir araç, enstrüman olarak sadece aktarıyor mu? Burayı tartışmakta fayda var. Eğer burayı tartışmazsanız biraz önceden vardı şimdi niye yok gibi sorunlu meselelerin altından çıkmanız zorlaşır. Benim şahsi kanaatim şudur. Bir kere Hazreti İsa ile Hazreti Musa ile ilgili kıssalardaki mucizevi anlatımları Cenab-ı Allah onların olmuş bitmişlikleri veyahut o şekilde olmuş bitmişlikleri üzerinden bir bilgilendirme amacı olmaktan ziyade hatta Tevrat'taki ve İncil'lerdeki anlatımlarla da büyük ölçüde örtüşür şekilde bir menkıbe olarak zikrediyor. Fakat o menkıbeleri her zaman başka bir husus için aktarıyor. Yani eğer İsa'dan bahsediyorsa, yani İsa'nın ölüp ölmediğinden, çarmıha gerilip gerilmediğinden bahsederken, İsa ile ilgili olarak bizim zannettiğimiz veçile, İsa ahir zamanda yeryüzüne inecek mi? Yeryüzünde 1.000 yıl bir hükümranlık gerçekleştirecek mi? Ondan sonra dünya kaosa sürüklenecek mi? Sonra bir Armagedon savaşıyla kainatın defteri dürülecek mi gibi hikayeler için anlatmıyor. Ama biz İsa ile ilgili o pasajları nüzul-i İsa meselesi hakkında Kur'an'ı konuşturuyoruz. Oysa ki İsa ile ilgili olan anlatılan pasajlar şudur. Eğer Allah İsa öldü diyorsa, katıma yükselttim diyorsa bunun bir anlamı var. Bir Hristiyanlara yönelik anlamı. İsa Allah değil. Niye? Allah olan ölmez. İkincisi de Yahudilere yönelik. Yahudiler İsa'nın defterini dürdük. Onun işini bitirdik. Muhammed sen de İsa'ya bak. Ondan kendine ders çıkar diyerek İsa üzerinden Peygamber Efendimiz'e aba altından sopa göstermek isteyenlere diyor ki İnni mütevaffike ve rafiuke ileyye. İsa senin canını alan onlar değil benim ben. Benim iznime ve irademe rağmen senin canını alamazlar. Oradan da Hazreti Peygamber'e diyor ki İsa üzerinden sana yapılan sünnetçi korkularını ne kulak asma. Vallahu yasimuke minen nas. Seni zaten Allah bu düşmanlarından koruyacaktır. İsa'nın anlatım hikayesi budur. Dolayısıyla İsa'nın Adem gibiydi tıpkı. İnne mesele İsa indallah ke meseli Adem.
buradan babasız mı doğdu, şöyle mi doğdu, böyle mi doğduyu anlatmıyor. Arkadaş, İsa'ya Allah diyorsunuz veya Allah oğlu Allah diyorsunuz ya. Ya arkadaş, Adem neyse, nasıl Allah onu çamurdan tasarımladı ve yarattıysa, İsa da aynen onun gibi bir insan evladıdır. Orada bir beşeriyet vurgusu yapılıyor. Yani teslis akidesinin üstünü çizmek, tevhid akidesini anlatmak için İsa anlatılıyor. Ama siz oradan sürekli bir mucize tedarikçiliği yapıyorsunuz. Ben ümmeti Muhammed'in bu hassasiyetini de kısmen anlıyorum. Neden? İsa'dan bolca mucize söz ediliyor. Musa'dan bolca söz edilirken bolca mucizeden söz ediliyor. Hazreti Muhammed'e gelince yok. Bizimkiler de artık kıt kanaat imkanlarını sonlara kadar kullanarak acaba inşirattan, şerh-i sadırdan kalp ameliyatı çıkarabilir miyiz? İnşikak-ı kamerden ayı ikiye yarabilir miyiz? Ay tutulmasını acaba ay yarılması diye yutturabilir miyiz? Melekleri savaşın içine bilfiil sokabilir miyiz diye adeta sinekten yağ çıkarırcasına mucize tedarikçiliği için epeyce didinmişler. Yetmemiş, Kur'an-ı Kerim yeterli malzeme vermemiş olmalı ki, bizimkiler Beşair-i Nübüvve, Delail-i Nübüvve diye kitaplar yazmışlar. Muhayyilerindeki bütün mucize fantazmını, bütün fantazilerini döktürmüşler. Mesela Peygamber Efendimiz gelmiş annesinin kabrinin başına, anneciğim kalk bakayım demiş, kalkmış. Bir eşhedü çek bakayım demiş, çektirmiş. Eşhedü'yü çektikten sonra yat anneciğim demiş, yatırmış. Onu da Müslüman yapmış, onu da böylece sorununu halletmiş. Buraya varıncaya kadar, daha ne istiyorsanız. Hepsi gırla gidiyor. Şimdi böyle bir akılla, böyle bir mitolojik akılla, inanacağınız dinin size herhangi bir fikri, felsefi saldırı karşısında ayakta tutma şansı var mı? Yok. Arkadaşlar, inandığımız şeyin ayaklarının yere basması için birinci şık, bu mucize hastalığından vazgeçmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki mucize anlatımlarının önemli bir kısmı aslında mucizeden filan söz etmiyor. Fakat biz din dilinin ifade ve anlatım tekniğini bilmediğimiz için onları mucize diye okuyoruz. Mesela Sebe kavminden bahsediliyor. Biz oraya Arimsel'ini gönderdik diyor. Arimsel'ini gönderdik. İki türlü anlaşılabilir. Allah bizzat bilfiil sel ameliyesinin başında bulunmuş. Sel'i o göndermiştir. Fakat o pek makul değil. Çünkü Allah Yahudileri de kalelerinden çıkardı diyor. Biz mesela orayı şöyle anlamıyoruz. Veyahut kema ahraceke rabbike min beytike bil hak ayeti kerimesini Cenab-ı Hak sabahleyin geldi, seni evinden aldı, dışarı çıkardı derken kapıyı Cenab-ı Allah çaldı diye anlamıyoruz. Oraları sana öyle bir ilham verdi, öyle bir fikir verdi diye böyle anlıyoruz. Dolayısıyla Arimsel'ini gönderdik. Arimsel'i yıkıldı. Sebe divarları da o bereketli arazilerde darmadağın oldu, gitti. Biz buraya bir mucize devşirsek nasıl yapabiliriz? Bizimkiler oraya korkunç, çelik dişli, kocaman fareler icat ediyorlar. Büyük, devasa fareler gelmişler. Sette kemirmişler, yemişler. Sette yıkılmış. Çünkü biz yaptık deyince oraya bir hariçten olağanüstü bir müdahale gerekiyor. Biz öyle okuyoruz onu. Arkadaşlar, biz yaptık, biz ettik, biz gittik. Bu kutsal kitapların dili böyle konuşur. Yani efendim, biz balığa şunu emrettik dediği zaman, biz arıya vahyettik dediği zaman, arıya o ilhamı, yani yaratılışına öyle bir özelliği, öyle bir içgüdüyü kodladık demektir. Biz yaptık, biz ettik şeklindeki ifadeleri ne Allah doğrudan geldi, indi, yeryüzüne iş bitirdi diye okumamız gerek, ne de oraya hariçten olağanüstü bir müdahale atfetmemiz gerek. Biz bunları, çünkü kutsal kitaplar olayların doğal süreçlerini ve sebeplerini tek tek tadat etmezler. Çünkü kutsal kitapların fiziksel veya sosyolojik olayların betimlemesini, tasvirini yapmak gibi bir amaç gözetmezler. Onların amacı küçük aradaki doğal sebeplerin hasbedilip doğrudan sonucun Allah'a izafede edilmesi şeklidir ki bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın merkeze konulduğu dil demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın merkeze konulduğu dil Kur'an'ın başından sonuna kadar egemendir. Ama bazı ayetlerde bunun çok klişe
örneklemleri de vardır. Mesela Bedir Savaşı'na katılmadan önce 300'e 900'lük orana bakıp Müslümanların bacaklarının kasları gevşemiş, korkudan tir tir titrerken Cenab-ı Allah o savaş kazanıldıktan sonra Müslümanlar kendi aralarında nasıl başardık, nasıl katlettik, nasıl becerdik, ben yaptım, ben ettim gibi böbürlenme havasına girince hem onlara hem de Peygamber Efendimiz'e izrameyte ve ma rameyte velakinnallah rama diyor. Ne diyor? Sen düşmana karşı bir takım bir şeyler attın, elin kılıç tuttu, silah tuttu ama atarken sen atmadın. Allah attı. Yani ne çabuk unuttunuz savaşa gitmezden önceki o korku dolu yüreklerinizin hop hop hopladığı hali de şimdi kahramanlık pozisyonuna soyundunuz diye. Aslında Cenab-ı Allah bütün süreçlerin içerisinde gerek yasasıyla, gerek fıtrata kodladığı hususiyetlerle, gerek insana ve diğer varlıklara yaptığı ilhamlarla sürekli sürecin içinde olduğunu Allah merkezli dili kullanarak ifade ediyor. Biz bu dili anlamadığımız için doğal süreçleri, mesela tabii süreçleri ya anlayamadığımız zaman sebeplerini hemen bilindik anlamda mucizeye bağlıyoruz ya da Allah'ın olağanüstü müdahalesi gerçekleştirmiştir sanıyoruz. Oysa ki o Mağrip Barajı'nın yıkılması gerek iç karışıklıklar, gerek ekonomik darboğazlar, gerek başka dış düşmanla savaşlar neticesinde o barajların tamiri, bakımı yeterince yapılamamıştır. Ve bu da doğal sürecinde yıkılıp gitmiştir. Emin olun. Şimdi 1999 Marmara depremi, 17 Ağustos Marmara depremi, diyelim ki bundan 1500-2000 yıl önce olsaydı, bunun Kur'an-ı Kerim'e veya kutsal bir metne intikali ve anlatım şekli şöyle olurdu. Oralarda şükürsüz ve mazlumları ezen, efendim, zulmeden bir kavim vardı. Onları bir gece sabaha karşı yaşadıkları yerleri Sodom Gomorra gibi altını üstüne geçirdik. O güçlü silahları vardı, tankların tomplarını Marmara Denizi'ne gömdük diye böyle bir ifadeyle anlatılırdı. İşte nitekim bizimkiler bile bunu 7-10'da 3 yetmedi mi diye böyle okuyanlarımız da oldu. İşte din dili böyle konuşur. Ama biz bu olaya bizzat şahit olduk. Bu ölümün sebebini, depremin bu kadar hasar vermesinin gerekçelerini hiç böyle bir şekilde anlamadık. Ama biz nedense kutsal kitaba gelince anlama şeklimiz değişiyor. Mesela biz diyoruz ki Veli Süleyman'e rih, Süleyman'ın hizmetine rüzgarı amade kıldık. Şimdi bunu iki türlü anlama şekli var. Bir din dilinin ifade tekniğini dikkate alırız. Deriz ki bu aslında rüzgar dediğimiz imkanın Hazreti Süleyman'ın işine yarayacak şekilde o iklimde esmesi ve Süleyman için büyük işler görmesi gibi bir imkan fırsat yarattık diye anlarız. Nitekim bakarsanız Hazreti Süleyman'ın ticaret için istihdam ettiği güçlü deniz filoları var. O filolar o gemi ticareti yapıyorlar, deniz ticareti yapıyorlar. Bakarsanız Tevrat'ta bununla ilgili çok detaylı bilgiler bulursunuz. O zaman anlarsınız Süleyman'ın emrine rüzgarları verdiğin ne anlama geldiğini. Bir de şöyle anlama tarzı var. Süleyman'ın bir uçan halısı ya da bir döşemesi vardı. Devlet ricalini yanına alırdı. Rüzgara emrederdi bizim halıyı kaldır diye. Kaldırırdı. Sabah Kudüs'ten bir kalkardı. Bugün Afganistan'ın sınırları dahilinde olan İstihar şehrine inerdi kuşluk vaktine. Orada görüşmelerini yapardı. Sonra oradan Türkistan'a uğrardı. Oradan bilmem Çin'e geçerdi. Oradan da akşama doğru tekrar Kudüs'e geri dönerdi. Bir de bu anlama şekli var. Keza biz Süleyman'ın emrine cinleri ve şeytanları verdik. Bildiğiniz Kur'an-ı Kerim'de biz nerede şeytan görsek, nerede cin görsek, işte o bildiğimiz adamı çarpan cin, şeytanı da bildiğimiz şeytan diye anlamakta böyle bir takıntımız olduğumuz için bir türlü de anlam da veremiyoruz ama şeytanlar nasıl oluyor da cinler Süleyman'ın emrinde çalışıyor? İnanılmaz bir şey işte. Harikulade bir iş işte. Allah'ın hikmeti diye okuyoruz. Arkadaşlar daha Taberi'nin tefsirinin istiaze bölümünde yani
hemen baş tarafında yine Ebu Ubeyde gibi Mamer bin Müsenna'nın daha 200'lerin başında ölmüş çok güçlü dilci bir müfessirin tefsirinde de izah halev ila şeyatinihim ayetinin altında şeytan şöyle tanımlanır. Küllü mütemerridin minel cin vel ins ve devab ve min külli şey. Arap lisanında şeytan denilen şey insan olsun, cin olsun, hayvan olsun vesaire başka şeyden olsun. Asi, inatçı, mütemerrit her şeye şeytan denir. Dolayısıyla şeytan dendiğinde asiler, isyankarlar, yabancılar, bilmem neler gibi insanlar, kavimler, topluluklar da anlaşılır. Bak bu konudaki bilgi eksikliğimizi ve yorum yanlışlarımızı tahsiye etmek için biraz ehli kitap kültürüne de ihtiyaç vardır. Şimdi ehli kitap kültürü söz konusu olunca İsrailiyat, İsrail. Arkadaşım, güzel sevdasız olmaz, tefsir İsrailiyatsız olmaz. Aha, bu sözümü bir yere yazdım. Bu bir türkü sözüydü, ben böyle uyarladım şimdi. İsrailiyat kelimesi bir kere Ebu Bekir İbnül Arabi'ye kadar, yani 500'leri yıllara kadar bizim İslami kaynaklarda, mesela Taberi'nin tefsirinde, İbni İshak'ın siresinde İslam dışı kaynaklardan gelen bilgilerin merciği olarak nakledilir. Yani kaynak ismidir, tükaka değildir. Onun içindir ki sahabe ve tabi'in bolca ehli kitap malzemesini tefsirde kullanmakta beis görmemiştir. Neden? Kur'an kıssalarının %80'i ehli kitapla ilgilidir. Kur'an'daki kıssalar son derece kısa, veciz olduğu için oradaki boşlukları ister istemez bizim ulema gitmiştir. Tevrat'tan, Talmud'dan, Mişna'dan, Gematra'dan, oradan buradan tedarik etmiştir ve toplamıştır. Ve bu da zorunlu bir şeydir. Ve olması gereken de bir şeydir. Ne zaman ki İslam dünyası Endülüs gibi ötekilerle karşılaşmada tazyik gördüler, baskı gördüler, saldırıya uğradılar. Ötekine karşı bilendiler ve mesafe koydular. Yine İslam dünyasında İsrailiyat konusuna en titiz ve tepkili yaklaşım İbn-i Teymiye, daha sonra da talebesi İbn-i Kesir tarafından konulmuştur. O da ne zaman oldu? O da işte İslam dünyasının Haçlı ve Moğol istilalarıyla çalkalandığı ve ister istemez aslımıza dönelim, ana kaynaklara dönelim, yuva özleminin çekildiği zamanda ortaya çıkmıştır. Ondan sonraki süreçlerde İslam dünyası normal bir rehavet ortamına girince, mesela Bikai gibi bir müfessir gelmiş, tefsirde ehli kitap kaynağı kullanmanın kaçınılmazlığına dair eser yazmıştır. Bak Bikai'nin, yani Nazm-ı Türel'in sahibi. Ya Tevratsız tefsir olmaz demiş. Fakat gene ne zaman ki Birinci Dünya Savaşı ile İslam dünyası yeniden hercü mercü olmuştur, yeniden neo-selefilik dediğimiz bir hadise vuku bulmuştur, gene sadr-ı İslam'a, ilk yıllara, altın çağa ve işte eve dönme özlemi, hasreti, sılaya özlem başlayınca tekrar bir içe kapanma, tekrar İsrailiyatı dışlama, işte 1966'da Suriye'de, Irak'ta suikasta kurban giden Zehebi'nin Et-Tefsir ve'l-Müfessirun'unda Selefi bakış açısıyla İsrailiyata konan tepkiden dolayı o gün bugündür İsrailiyat denince bizimkiler hoplayıp hoplayıp kalkıyor. Neyi inkar ettiklerini, neyi reddettiklerini bildikleri falan da yok. Kaldı ki İsrailiyat konusunda en fazla alerjisi olan Reşit Rıza bile işine geldiği yerde tasvip ettiği yorumu desteklemek için bal gibi de kaç kere hem de Menar tefsirinde Tevrat'tan doğrudan alıntı yapıyor. Yani bu bizim biraz rahmetli Yaşar Nuri'nin tarzına benziyor. Yani işinize gelmediği zaman veya tasvip etmediğiniz zaman Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sitte'de müttefakun aleyh olan hadisi bir çırpıda kaldırır atarsın. Ama diyelim ki Hazreti Ali Ehl-i Beyt'in menakıbına dair böyle biraz menkıbe içerikli masalımsı bir kitap yazacağınız zaman Nur-u Muhammedi hadisini bal gibi kullanırsın. Hazreti Ali ile ilgili efsanevi onca rivayeti hakikatmiş gibi yazarsın. Niye? Orada o başka, o başka. Ya insan da azıcık biraz ilke, biraz tutarlılık olması gerekir. Şimdi biz buraya İsrailiyattan girdik değil mi? Evet. Bu özellikle ehli kitap Yahudi peygamberlerine ait kıssaların doğru anlaşılması ve yorumlanmasında Yahudi kültürü ve kaynaklarını okumakta fayda var. Şimdi sizin kalkıp Babil Talmud'unu baştan sona okumanız, Mişne'ye
dalmanız mümkün değil. En azından ama işte bu Tevrat'ın 5 ciltlik tefsiri var. Hiç olmasa o öyle bir şey elinizde olsun. İşte Sadia Gayo'nun bir Tevrat tefsiri çıktı. 3 cilt. En azından o tefsir elinizin altında olsun. Özellikle Yahudi kaynakları çok daha önemli. Çünkü bizim hem şeriatımız hem peygamber kıssalarımızın ağırlıklı noktası Yahudilerle ilgilidir. Şimdi bir de din dilindeki sembolleri, imgelemleri anlamakta da güçlük çekiyoruz. Biraz da metin perestliğimizden olsa gerek, her bir Kur'an ifadesini mutlak surette bir zahirci yaklaşımla okuma hastalığımız var. Mesela efendime söyleyeyim, Süleyman öldü. Ama bastonuna dayalı vaziyette ayakta duruyordu. Fakat bastonunu içten içe kemiren bir kurt o bastonu kemirip Süleyman yere yıkılıncaya kadar onun öldüğünü bizim cinler bir türlü anlayamadılar. Geç vakit anladıklarında da tüh! Ya biz bunun öldüğünü bilebilseydik biz bu kadar yıllarca bu angarya işlerde uğraşmazdık, çalışmazdık diye de hayıflandılar. Şimdi bu şu Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı böyle anlatılıyor. Şu tabloyu bir gözünüzde bir canlandırın. Ne çıkıyor? Karikatürize etmiyorum. Yani zahirini dikkate alıyorum. Hazreti Süleyman ölmüş, ayakta duruyor. Bastona, asaya yaslanmış vaziyette böyle mum gibi duruyor. Yani bal mumundan yapılmış heykel gibi duruyor. Şimdi bu muhtemelen onun asası da şimşir ağacı gibi bir şeydendir. Öyle kolay da çürümez. Bunu ağaç kurdu. Yese yese çürüye çürüye herhalde 5-6 sene geçmesi lazım. En azından. 5-6 yıl Süleyman Aleyhisselam böyle duruyor bir yerde. Cinler geçiyor. Ya bu cinler arkadaşlar kusura bakmayın da bu meleği alaya kadar çıkıp meleği alaya kulak kabartıp göklerden haber çalmak kabiliyetleri olan insana ayartan, insanı çarpan, insanın içine hulul edecek kadar marifetleri olan cin değil mi? Evet siz öyle inanıyorsunuz. Bu arkadaşlar bu 5 sene buradan geçiyorlar. Süleyman Aleyhisselam şurada put gibi dikiliyor. Buna dokunan yok mu? Anlayan yok mu? Gökten haber çalan bu cin nasıl anlamamış? Siz hiç bu ayetleri okuduğunuzda ne anladığınıza dair hiçbir muhakeme yaptınız mı? Yani şu mantıkla aklı başında bir çocuğa gitseniz, şu hikayeyi anlatsanız size nasıl bir tepki verir? Bak, zekası ortalamanın üstünde olan bir çocuğa, bir gence bu pasajı anlatsanız size ne der acaba? Şu anlattığım ve zahiri manasıyla. Hiç düşündünüz mü? Yok. Düşünmek gibi bir huyumuz yok ki bizim. Peki bu ayetleri Hazreti İsa'nın da çok sevdiği olarak okusak mesela. Hazreti İsa'nın, Süleyman'ın yaslandığı asayı devleti, iktidarı. Tıpkı onu tahtının üzerine ceset bıraktık ayeti de böyle. O içten içe o asayı kemiren kurdu da oğlu Reboam olarak okusak ki Süleyman Aleyhisselam bir dönem saltanatını oğluna devretmiştir. Fakat oğlunun beceriksizlikleri ve efendim hoyratlıkları yüzünden saltanat tamamen darmadağın olmuş. Hazreti Süleyman neredeyse bütün saltanatını yitirmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir dua vardır. Bana öyle bir saltanat ver ki dünyada da ahirette de hep payidar olsun diye. Şimdi bu süreçleri, bu hikayeleri, bu arka plan hikayelerini, Süleyman'ın özgeçmişini bilmeden bu kıssaları anlamanın imkanı yoktur. Anlarsanız ancak biraz önce bildiğimiz zahiri anlamda anlarsınız. O da sadece gülünç bir hikaye gibi karşınıza çıkar. Başka da hiçbir şey olmaz. Yani şimdi geçenlerde bir karikatürize edilmiş bir manzara vardı. Karikatürde şöyle yazıyor. Deniz yarılmış. Hazreti Musa denizin başında duruyor. İsrailoğulları geçiyor denizden yarılmış yerden. O arada biraz Bektaşi dedesine benzer bir tip Hazreti Musa'ya şöyle diyor. Ya Musa diyor bu asayı vurarak bu koca denizi ikiye ayıracak kadar kudretin vardı da.
Biz Firavun'u niye ikiye ayırmadın diyor. Yani biz Firavun'dan niye kaçıyoruz şimdi diyor. O işi orada görseydin diyor. Madem bu kadar kudretin var. Şimdi bu kıssaları biraz bir tür dini, ahlaki amacı muhatabın idrakine ulaştırmada kullanılan bir vesile, bir araç, bir aygıt olarak okumakta fayda var. Ama anlaşılan o ki, müşrik zihniyet, Kur'an-ı Kerim'in araçsal olarak aktardığı bu mucizevi, işte bu kıssalardaki mucizevi anlatımları kastı mahsusla, yani bilerek ve isteyerek, ha Muhammed demek eski peygamberler böyle böyle mucizeler göstermişti, hadi bakayım şimdi sen de bana göster diyerek bir tür tuzak kurmuş gibi görünüyorlar. Kur'an-ı Kerim de bu kurnazca, şark kurnazlığıyla formüle edilen tuzak karşısında işte şöyle diyor, işte ey Muhammed de ki innemel ayatu indallah. Mucizeler Allah'ın katındadır. Ben bir şey bilemem. Ben bir beşerim. Veyahut şöyle diyor işte. Öncekilere verdik. Şimdi vermiyoruz. Veyahut Kur'an-ı Kerim neyinize yetmiyor. Çünkü anlaşılan o ki burada Kur'an-ı Kerim'in bir menkıbe olarak, bir dini ahlakın taşıyıcı unsuru olarak anlattığı kıssaların asıl amacına, niçin sevk edildiğine, hangi öğüdü taşıdığına dair Mekke müşrikleri ders almak yerine o kıssanın ayrıntı tarafıyla ilgilenip, mesela demek Semud kavmini Raç ve Saika, Sayha ile 3 günde Hak ile yeksan etmişler, öyle mi? O zaman hadi buyur. Accillena gıddena gable yevmil hesab. Niye bekliyorsun canım kıyamet gününü? Bize de azaptan ne düşüyorsa payımıza ver de görelim diye hani nanik yapmışlardır bir tür. Aslında Kur'an-ı Kerim'in buradaki niyeti ifsat, yani niyetini, amacını ifsat edici bir haince bir yaklaşım vardır müşriklerin. İşte orada Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz biraz zor duruma düşmüş gibi görünmektedir. Benzer bir durumu biz İsa ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in anlatımlarında da görüyoruz. İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak Kur'an-ı Kerim gerek Yahudilerin İsa üzerinden peygamberimize aba altından sopa göstermeleri, tehdit edenlerini boşa çıkarmak gerek, İsa'ya Hristiyanların atfettikleri ilahiyet, uluhiyet isnadını reddetmek üzere İsa'dan söz ederken kimi zaman Mesih diyor, kimi zaman Kelimetullah, kimi zaman Ruhullah gibi ifadeler kullanıyor. Ruhum minhu, kelimetim minhu. Şimdi Necran'dan 60 kişilik bir heyet geliyor. Bunların içerisinde 14-15 kişilik din adamı var. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyorlar. İsa Allah mıdır, Tanrı mıdır? Efendim diofizit mi, monofizit midir? Çift tabiatlı mı, tek tabiatlı mı? Neyse alıp başını tartışmaya yürürken iş teslis noktasına gelince Hazreti Peygamber olmaz ya. Kur'an-ı Kerim'de İsa bizim akuldur, beşerdir ve rasuldür. Hepsi budur. Yani neresi ilah milah deyince. Ya niye öyle diyorsun Muhammed? Senin sana indirilen kitapta bak İsa'ya Ruhullah deniyor. Kelimetullah deniyor. Aşağı yukarı bu kelimelerin bizdeki karşılığı Logos. Önce söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı oldu dediğimiz ezeli kelamdır işte. Tanrı'dan yani Cenab-ı Allah en nihayet ete kemiğe büründü. İsa diye göründü. Yani inkarnasyon dediğimiz ve teslisin bir uknumu unsuru olarak İsa'yı konuşlandırma operasyonunda Kur'an-ı Kerim'in İsa'ya dair kullandığı Kelimetullah ve Ruhullah'ı Allah'tan bir can, Allah'tan bir kan, Allah'tan bir parça gibi istismar edip Peygamberimizin önüne sürünce rivayet diyor ki Resulullah sustu. Yani söz bitti. İşte tam bunun üzerine Âl-i İmrân suresinin muhkem ve müteşabih ayeti iniyor. Ve diyor ki müteşabih iki şey arasında benzerlik demektir. Ben İsa peygamberle ilgili olarak sizin ona izafe ettiğiniz sıfatlara benzer veya onları andıran, onlarla benzeşen Ruhullah, Kelimetullah gibi kelimeler kullandım diye bu benzerlikten yürüyerek, yola çıkarak İsa'yı getirip benim oğlum yapmanız, yani bu benzerlik arz eden sıfatları tevil edip bu şekilde bir sonuca varmanız ancak fitneyle izah edilebilir. Hani bu müteşabihlerin peşine düşüp, tam da anlattığı budur. Biz peki müteşabihi ne anlıyoruz?
Ali'cimin işine gelmeyen ayet müteşabi, işine gelen ayet muhkem. O eşari öyle. Ben mutezile, benimkine işine gelen muhkem, ötekinin işine gelmeyen müteşabi. Yani sanki bu muhkem müteşabi bizim paşa gönlümüzün çöplüğü gibi kullanıyoruz. Kur'an'ın ne dediği, Allah ne derse desin biz bildiğimizi okuruz tarzında o ayetleri istediğimiz gibi manipüle edebiliyoruz. Ama bak indiği günkü bağlamda ayet ne anlatıyor? Biz ama oradan muhkem müteşabi hikayesini nasıl kurmuşuz? Şimdi bu da ayrı bir mesele. Demem o ki, Kur'an-ı Kerim gerek İsa gerek Musa şunla bunla ilgili kıssaları anlatırken o kıssalardaki geçen mucizelerin gerçekten olmuş bitmişliğini mevzu bahis etmiyor. Onlar menkıbe olarak halkın dilinden diline dolaşa dolaşa geliyor. İşte Kur'an onu alıyor, onun üzerinden bir mesaj aktarmaya çalışıyor. Fakat bizim müşrikler işin mesaj tarafıyla ilgilenmek yerine ya demek bunlar Allah'a gör, bize de göstersene filan. İşin burasıyla ilgileniyorlar. Yani bu yaklaşım hangi yaklaşım biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Aslında biz bugünkü ümmeti Muhammed'in kıssa anlama biçimi de bu müşriklerinkinden farklı değil. İşin amaç tarafını, maksat tarafını, öğreti tarafını, ahlaki mesaj tarafıyla hiç ilgilenmiyor. Sadece detay tarafıyla, tarih tarafıyla, ayrıntı tarafıyla ilgileniyor. Örnek, bir örnek vereyim. Karikatürize de edeyim isterseniz biraz. Allah'ın ümidinde, o yani engin rahmet ve mağfiretinden ümit kesmemenin çok çarpıcı ifadesi bağlamında zikredilen bir hadis var. Yani bir kötü kadın varmış. Ahir ömrüne kadar günaha batmış. Ümidi de kesmiş. Kendini artık cehennemlik olarak görürken ahir ömründe bir susamış bir hayvana gitmiş, ayakkabısını çıkarmış, sudan, kuyudan su çekip o hayvanı suvarmış. Cenab-ı Allah da bu ameli yüzünden o kadını bağışlamış. Şimdi bu hadis iki türlü yorumlanabilir. Bir, buradan anlaşılıyor ki hayatınız boyunca günaha batmış olsanız bile son nefesi vermeden önce tövbe-i nasuhla, gerçekten tövbekar bir halle, salih bir niyetle, bir amelle yaptığınız işle birlikte size yeniden bir rahmet, mağfiret kapısı her zaman açılabilir. وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ayetinin aslında bu hadis bir örneklemidir. İkinci anlatım tarzı da şudur. Anlayış tarzı. Kadın kaç yaşındaydı? Kuyu neredeydi? Ayakkabısı kaç numaraydı? Köpek Golden Retriever miydi? Yoksa garabaş mıydı? Bir de böyle anlama tarzımız. Bizim kıssaları anlama tarzımız köpek garabaş marka mıydı? Böyle anlama tarzıyla. Dolayısıyla insanın Allah, yani illallah ettiren, ikrah ettiren bir geri zekalılıkla karşı karşıyayız. Allah hepinize akıl, fikir, biraz daha düşünce ihsan eylesin. Ben bu konuda mucize konusunun özellikle kutsal kitapların dili ve mucize konusunun nasıl anlaşılması gerektiği konusunda dünya üzerinde yazılmış, çizilmiş en yetkin, en donanımlı, en kapsamlı bakış açısının Baruch Spinoza'ya ait olduğunu söylüyorum. Bu teolojik politik incelemesine lütfen onun mucize bahsine ve kutsal kitapların yorumlanması şekline bakın. Bir de bu aklı karışıklara, şaşkınlara kılavuz diye, Delaletül Hayrin diye İbni Meymun'un, Yahudi filozofu İbni Meymun'un bir kitabı var. Bir de o kitaba bakmanız lazım. Aslında İbni Meymun Spinoza'nın biraz daha öncüsüdür. Şimdi kararda yazdığım yazıların altına bir Spinoza Zede diyeceğim bir adam dadanmış. Spinoza ile kutsal kitabı yorumlamak bilin mi diye bir zevzekçe her hafta usanmıyor. İşi gücü bırakıyor. Kart basar gibi, hani işçilerin eskiden kart basması gibi oraya yorumluyor. Ya sen Spinoza'ya kurban ol ya. Ha? Sen Spinoza'ya kurban ol ya. İnsan utanır. Yani
sadece bir haber, bir duyum üzerinden bir şeye inanmışsın. Amenna, ben de öyle inandım. İnanmışsın, inanmak başka bir şey. Arkadaşım, inancına bir şey dediğim yok. Böyle bir inanç üzerinden geliyorsun, bilimsellik öyle mi olur, böyle mi olur diye sorgulamaya kalkıyor. Utan ya. Bu kadar edepsizlik olmaz ki ya. Spinoza çarpsın seni ya. Sen kim? Spinoza kim ya? Sen Spinoza'ya kurban ol ya. Bu insanlar oğlum, evladım, canım, her kimsen, amcam, babam, dayım, kimsen yaşını başını bilmiyorum. Ama ne gözyaşının rengi vardır, ne ırkı vardır. Gülmenin de ırkı yoktur. Etnisitesi yoktur, kültürü yoktur. Ağlamanın da, acı çekmenin de, insanlığın büyük sorunları, soruları üzerine düşünmenin de dini yoktur, imanı yoktur, kültürü yoktur, coğrafyası yoktur. İnsanlık bu ortak sorularını, sorunlarının cevabını bulmak için insanlığın farklı farklı kültürlerinden ve zamanlarından böyle altın gibi insanlar parlamış, kendilerini adeta yırtmışlardır. İnsanların o fikri didinmelerine sizin azıcık saygınız olması lazımdır. Bu dünyaya biyolojik atıktan başka hiçbir şey bırakıp gitmeyen insanların bu kadar kıymetli insanlar hakkında konuşmaları için önce abdest almaları lazımdır. Ali'cim gene son anda bu Spinoza manyağı beni öfkelendirdi. Ona bir kısaca da olsa yine köşeliliğim tuttu biliyorsun. Bu aralar bombali ve ovelli olan insanlara acayip bir illetim var. Onun için köşeli konuştum. Affınıza sığınırım. Ha birileri diyor ki, bunu da şu arada söyleyeyim. Bir yorum yazmış. Hocam, bundan 3-5 yıl önce FETÖ savar olarak piyasaya çıktınız, tanındınız. Fakat ondan sonraki maceranız böyle bir Hollywood yıldızı tarzında gidiyor. Sürekli cepten yiyorsunuz. Size verilen avansı heder ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Beni çok iyi düşünüyorsun. Abi sizin ne avansınız umurunda, ne cebiniz, ne verdiğiniz. Dostum, ben tarikat şeyhi değilim. Cemiyet kurma niyetinde de değilim. Ekol oluşturma niyetinde de değilim. Ben alimim, malam, malimim falan dediğim de yok. Ben bir beni Adem, insan evladıyım. Muzaffer'den olma, Ayşe'den doğmayım. Tekim tek. Bugüne kadar tek geldim. Şimdi de tekim, tekte gideceğim. Siz üzülmeyin, gocunmayın, sızlanmayın, darlanmayın. Ben cepten yerim, avanstan yerim. Neyi işte yani? Piyasadan çekilir giderim. Siz de rahat edersiniz. Sizi gelmesin yani benim böyle hoyratlığım falan. Onun için merak buyurmayın siz. Ben bilir bilir yaparım. Harcanırsam da kendim harcarım. Siz rahat olun efendim. Hoşça kalın.